Merhaba sevgili seyirciler. Bir Bana Dinden Bahset programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Bana Dinden Bahset programımız başladı. KRT stüdyolarındayız. Bu hafta Nisa suresinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nisa suresinin bu bölümünde ele aldığımız konu savaş ve barış. İyilik ve kötülük. Savaşın ve barışın şartları nelerdir? İyilik ve kötülük kimden geliyor? Allah'tan mı, kuldan mı? İyilik Allah'tan, kötülük kuldan mı? Yoksa hayır ve şer hepsi Allah'tan mı? Bunlar dini dünyanın itikat haline getirdiği bir takım iman esaslarına dönüştürdüğü konulardan bazılarıdır. Ama burada bir vesileyle savaştan, barıştan, iyiliğin ve kötülüğün kaynağının ne olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla bunlar evrensel konular. Savaş, bakın savaş evrensel bir konu. Barış evrensel bir konu. Sadece Müslümanlara, sadece Orta Doğu'yu, sadece Arapları, Türkleri falan ilgilendiren bir konu değil bu. Savaşmak ve barışmak. Savaşın ve barışın şartları nelerdir? Sonra iyilik ve kötülük en evrensel konudur. Felsefenin en birinci konusudur. Dinlerin en birinci konusudur. Bütün filozofların, bilgelerin, peygamberlerin üzerine durdukları tamamen evrensel bir konudur. Bunu sadece Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye, Arapça yazılmış diye 14 asır önce Mekke ve Medine'de ortaya çıkmış olan Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye yerel, bölgesel ve Kur'an'a mahsus bir konu zannetmeyin. Savaş ve barış, iyilik ve kötülük. Kaynakları, şartları, neye iyilik deneceği, neye kötülük deneceği, hangi halde savaş olacağı, hangi halde barış olacağı. Bütün bunlar evrensel insanlık mirasının temel konularından bazılarıdır. İşte bugünkü bölümde bunlar üzerinde duracağız. Ama konu tamamen tarihsel ve yerel bir mevzu üzerinden çıkarak gelişecek. Ama muhtevası itibariyle, içeriği itibariyle konunun evrensel boyutlarına dikkat çektikten sonra her zaman olduğu gibi önce bu bölümü dinleyelim. Nisa suresinin kaçtı? 77 ile 84 arası. Bu matematikte benim aram daha ortaokuldan beri hiç iyi olmadı. Böyle rakamlar falan olunca 74, 84 falan hep böyle bir bakarım böyle neydi falan diye hatırımda tamam. Kerahat cetvelini bile zor ezberlemiştim. Evet. Bu bölümü bir dinleyelim. Sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla. Bakmaz mısın kendilerine şimdilik savaşa izin yok. Destekleşmeyi, dayanışmayı ayağa kaldırmaya ve ihtiyaçtan fazlasını vererek arınmaya devam denilen kimselere savaşa izin verilince bazıları Allah'tan korkar gibi veya daha fazla insanlardan korkarlar. Ey bizim Rabbimiz, niçin bize bu savaşı farz kıldın? Ne olurdu kısa bir süre daha erteleseydin? Dediler. Onlara söyle, dünyanın rahatı ve zevki çok kısadır. Ahiretse sakınanlar için sırf hayırdır. Hem zerrece hakkınız da yenmez. Her nerede olursanız olun, ölüm sizi bulur. Gökdelenlere çıksanız bile, onlar bir iyilik görse, bu Allah'tan diyorlar. Başlarına bir kötülük gelince de, senin yüzünden diyorlar. Onlara söyle, hepsi Allah'tandır. Fakat bu adamlar neden sözü anlamak istemiyor? Başınıza
Her ne iyilik gelirse Allah'tandır. Her ne kötülük gelirse de kendinizdendir. Biz seni tüm insanlığa bir elçi olarak gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yan çizerse biz seni onlara bekçilik yapman için göndermedik. Sana yeter ki emret diyorlar. Ama yanından ayrıldıklarında içlerinden bir takımı söylediklerinin aksine bin bir türlü hileye başvuruyor. Allah da çevirdikleri entrikaları bir bir kaydediyor. Sen onları ciddiye alma ve Allah'a havale et. Dayanıp yaslanmak için Allah yeter. Bu Kur'an'ı hala anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından olsaydı içinde birçok tutarsızlık bulurlardı. Yine onlar yalan yanlış her duydukları haberi hemen yayıyorlar. Oysa onu peygambere ve içlerinden yetki ve sorumluluk sahibi olanlara bildirseler, sorumlular haberin doğruluğunu araştırırlardı. Eğer Allah'ın cömertliği ve sevgi ve merhameti olmasaydı, azınız hariç şeytana uyup gitmiştiniz. Öyleyse sen Allah yolunda savaş. Çünkü sen sadece kendi nefsinden sorumlusun. İman edenleri de yüreklendir. Merak etme. Allah o kafirlerin gücünü kıracak. Zira karşı konulmaz güç ve şiddetli azap Allah'a aittir. Evet. Nisa suresinin 77 ile 84. ayetleri arasındaki bölümü dinlediniz. 84. ayet hariç. Gerçi Hakan orayı da okudu ama 84. ayette gelecek hafta duracağız. 77 ile 77 dahil 84 arası. 84 hariç. 83'e kadar olmuş oluyor yani. Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi toplam 7 ayet. Burası bir bölüm. İslam'da savaş ve barış, iyilik ve kötülükle ilgili mevzulara değiniliyor. Geçen hafta savaşla ilgili direkt ayetlerden bahsetmiştik. Buradaki bölüm ise biraz daha geriye giderek savaş ayetlerinin gelmesinden önceki durumu anlatıyor. Ayet ayet gidiyoruz. 77. ayet. Bakmaz mısın kendilerine? Şimdilik savaşa izin yok. Destekleşmeyi, dayanışmayı ayağa kaldırmaya ve ihtiyaçtan fazlasını vererek arınmaya devam denilen kimselere. Yani salata ve zekata devam edin. Savaşa izin yok deniliyor. Rivayete göre daha Mekke'deyken, Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce, Mekke'nin son yıllarına doğru işkencenin, zulmün, baskının doruğa çıktığı bir anda, evden dışarı çıkamaz haldeyken, Muhammed ve adamlarını nerede vurursanız vurun emri çıktığı bir anda Mekke'de, bu şartlarda peygamber Mekke'den bir gece yarısı Ebu Bekir'le beraber yerine Hazreti Ali yatırarak gizlice çıkmıştı ve Medine'ye göç etmişti malumunuz. İşte bunun son demlerinde sahabelerden bazıları Abdurrahman İbni Avf, Miktat, Kudame İbni Maz'un, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi bazı sahabeler geliyorlar ve peygambere diyorlar ki ya Resulallah savaşalım.
Bunlara cevap verelim. Neredeyse sokağa çıkamaz hale geldik. Baskı, zulüm, işkence doruğa çıktı. Zayıflarımız işkenceden öldürülüyor. Birçoğumuz Habeşistan'a göç etti. Artık bu beldede yaşama hakkımız neredeyse alınmak üzere. Savaşalım ya Resulallah diyorlar. Peygamber de onlara diyor ki hayır, elinize kılıcı almayın, karşılık vermeyin, kan dökmeyin, sakın herhangi bir şekilde yumruk dahi atmayın, salata ve zekata devam edin diyor. Salata ve zekata devam edin diyor. Salata ve zekata devam edin. Savaşmaya izin yok. Bu Medine'ye gelince savaşmaya izin verildi. İlk ayet işte Haç suresinde geliyor. Kendilerine zulmedilenlere ve yurtlarından haksız yere çıkarılanların savaşmalarına, yani kendilerine yönelik bu baskılara, zulümlere, işkencelere ve saldırılara karşı kendilerini savunmalarına, bunun için de silaha başvurmalarına izin verildi ayeti geliyor. O ayet gelinceye kadar salata zekata devam edin diyor. Savaşa izin yok diyor. İşte bu ayet ondan önceki savaşsızlık politikasının saldırılara cevap vermeme, eline silah almama politikasının son demlerini, son anlarını anlatıyor. Bu üzerine durduğumuz bugünkü ayetler. Peki savaşa izin verilmek, silaha başvurmaya izin verilmek ne anlama geliyor? Kendini savunmak anlamına geliyor. Çünkü Mekke'de dışarı çıkamaz hale geliyorlar. Medine'ye geliyorlar. Medine'de de dışarı çıkamaz hale geliyorlar. Etrafları sarılıyor. Yalnızca kalandıklarında üzerlerine çullanılıyor. Ve köşeye sıkıştırdıklarında hiç acınmıyor. Yakaladıklarını Mekke'ye götürüp sokakta asıyorlar. Peygamber ve arkadaşlar hakkında vur emri çıkıyor. İdam fermanı yayınlanıyor. Şimdi böylesi bir durumda ne yapacaklar? Dişlerini sıkıyorlar. Diyor ki dişlerinizi sıkın sıkın sıkın. Aa, nereye kadar? Bir müddet sonra da artık uzine, Kur'an-ı Kerim'de savaş izni, uzine, izin verildi diye başlar. Kendilerine zulmedilenlere, yurtlarından haksız yere çıkarılanlara, kendileri savunmaları için izin verildi. Dolayısıyla savaş izne tabidir. Bakın burada da geliyorlar, diyorlar ki savaşalım. Hayır. Savaş izne tabidir. İzin çıkmadan eline silah alamazsın. Herkes kendi kafasına göre savaşamaz. Herkes kendi kafasına göre silahlanamaz. Eline silah alıp başkasına hat bildirmeye, adaleti sağlamaya kalkışamaz. İzne tabidir. Şartları vardır. Ve bu bir yerde karar verilir ve sınırlı sayıda ve lazım oldukça ve şartlar el verdiği ölçüde kullanılır. Sonra tekrar savaşsızlık haline geri dönülür. Çünkü ele silah almak çok tehlikelidir. Hele hele devlet görevlilerinin ellerine silah almaları ve bu silahları kendi şahsi menfaatleri için, çıkarları için, kurdukları suç örgütlerinin menfaatleri için kullanmaya kalkmaları çok tehlikelidir. Buna ne diyoruz? Çete diyoruz. Buna ne diyoruz? Mafyalaşmak diyoruz. Çünkü devlet dediğimiz kurum silah kullanma, o silahla zor kullanma ve para toplama ve yargılayıp eğer şartları oluşmuşsa öldürme yetkisine sahip yegane ve tek kurumdur. Halk ne yapmaktadır? Devlete yetki vermektedir. Halktan hiç kimse de silah yok
Ama bütün devlet görevlileri baştan aşağı, jandarması, polisi silahlı. Halk ne diyor? Bende silah yok, ben işime gücüme bakacağım. Evimde yatacağım. Üretim faaliyetlerinde bulunacağım. Atölyelerde, fabrikalarda, çarşılarda, pazarlarda esnaflık yapacağım, çalışacağım. Size yetki veriyorum. Siz sınırları bekleyin, asayişi sağlayın, bizi koruyun diyor. Onun için devlete para veriyor, sonra silah veriyor. Sonra da 20 yaşındaki çocuğunu gönderiyor, al bu da sana asker olsun diyor. Başka kimsede silah yok. Başka hiç kimsede böyle bir yetki yok. Sadece onlarda var. Şimdi onlar ne yapıyor? Bu silahı alıyor. Bu parayı da ötürü ödeneği de yan cebine koyuyor buraya. Başlıyor kendi menfaatine yontmaya. Kendine harcıyor. Kendi rahatına harcıyor, kendi lüksüne harcıyor. Para topluyor, haraç topluyor. Vermeyenin üzerine geziyor, yargıyı harekete geçiyor, yargılıyor, hapse attırıyor falan filan. Allah Allah, ne oluyor kardeşim? Bir dakika, halk sana böyle mi yetki verdi yani? Bu mudur yani? Ha, onun için silah kullanmak, bir kimseye silah yetkisi vermek çok tehlikelidir. Verildikten sonra çok sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Amansız bir şekilde ensesinde poza biçilmelidir. Her yaptığı eleştirilmeli ve hesaba çekilmelidir. Bu nedenle bazıları bunun bilincinde değildir. Yani vatandaş İçişleri Bakanı olmuş, Cumhurbaşkanı olmuş, Devlet Bakanı, Devlet Başbakan Yardımcısı olmuş, Emniyet Genel Müdürü olmuş, Jandarma Teşkilat Komutanı olmuş. Hala nerede bulunduğunun, o kamu görevinin ne anlama geldiğinin bilincinde değil. Şahsi dalaşlara giriyor. Kendisini eleştirilmesiyle başkasının eleştirilmesini kıyaslıyor. Ya seninle başkası bir mi? İnsanlar bana mı vergi veriyor? Bana mı silah kullanma yetkisi verildi? Bana mı kanun çıkarma yetkisi verildi? Tutuklama yetkisi verildi? Yargılama, cezaevine yatma, gerekirse idam etme kanunlarda yazdığı şekliyle verdi. Ben sivilim. Bunların hiçbir yetkisi bende yok. Bütün bu yetkiler kamu adamlarına verildi. Halk bunları, sizi bunlarla yetkilendirmiş. Yoldan geçerken kim beni gösterdi zaman, arama yapacağım dediği zaman kim beni gösterdi diyor. Gösterdiği zaman polis, jandarma, emniyet görevlisi dediği zaman insana kuzu kuzu tamam diyor, itaat ediyor. Devlet gücü kullanıyorsun, kamu yetkisi kullanıyorsun. Diğer hiç kimse de bu yetkiler yok. Ha, o zaman bunun bir bedeli var. Kim beni gösterirsin, arama yapacağım dersin, tamam. Duvara elimi yaslarım. Karakola kadar geleceksiniz dersin, kalkar giderim. Ya adam, seni içeri atıyorum dersen yargılanıyoruz ve içeri atılıyoruz. Bak, kimse bir şey demiyor. Devletin her dediğine vatandaş kuzu kuzu uyuyor. Ancak bunun bir bedeli var. Öyle yağma yok. Nedir bedeli? Eleştirilmeyi ve hesap vermeyi göz alacaksın. Eleştirilmesi gereken yegane kişiler varsa kamu yetkilileridir. Vergi toplayanlar ve para kullanma, zor kullanma yetkisini elinde bulunduranlardır. Başka kimseyi eleştirmeye gerek yoktur. Dolayısıyla kalkıp da mesela bana bazıları diyor ki niye hep iktidarı eleştiriyorsun da muhalefeti eleştirmiyorsun? Ya muhalefeti eleştirilir mi? Kamu gücünü o mu elinde bulunduruyor? Askere polisi o mu emir veriyor? Örtülü edeneği o mu kullanıyor? Vur emrini o mu veriyor? Tutuklama emrini o mu veriyor? Yargılama işlerini o mu yapıyor? O nedenle onları eleştirmeyi bir kenara bırak. Onlar iktidara gelirse o zaman onları da eleştiririz. Aydın. Bir ülkenin egemenini eleştirene denir. Altını bir kez daha çiziyorum. Aydın. Bir aydın, bir ülkenin aydını, o ülkenin doğrudan doğruya bir numarasını, egemenini eleştirene denir. Bundan korkanlar aydın maydın olamaz. Düşünce adamı, fikir adamı falan hiç olamaz. Ortalıkta öyle gazeteciyim, aydınım falan diye gezmesinler. Adam korkak.
Korkaktan aydın olur mu? Eleştiremiyor. Bu sarayı niye yaptırdın diye soramıyor mesela. Millet sana vergi veriyor birader. Bu saray neyin nesidir? İsraftır. Yapamazsın böyle bir şey. Bir cumhurbaşkanı halk nerede yaşıyorsa orada yaşayacak. Peygamber Muhammed gibi, Halife Ebu Bekir gibi, Halife Ömer gibi, Ali gibi. Halk nerede yaşıyorsa orada yaşayacak. Halk 3+1 evde oturuyorsa o da 3+1 evde oturacak. Milyonlarca kişi 3+1, 2+1 evlerde tıkış tıkış yaşıyor. 83 milyonu neredeyse, 80 milyonu böyle değil mi? Hatta 10 milyon bile fazla. Kaç kişi Boğaz'da, villalarda, şurada burada yaşıyor? Kaç kişi? Binle ancak sayabilirsin. Milyonlarca kişi 2+1, 3+1 evlerde oturmuyor mu kardeşim? Sen de orada oturacaksın. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Müslümanım diyorsan, Kur'an'a inanıyorum diyorsan, peygamberin yolundayım diyorsan, bu böyledir. Bunu birinin sana hatırlatması gerekiyor. Herkes zangır zangır titriyor, kimse konuşamıyor. Anında ben söylüyorum. Yanlış yoldasınız. Eğer biz Müslüman değiliz, Kur'an'da Hazreti Muhammed'de bizi ilgilendirmiyor kardeşim diyorsan, o zaman var git işine. Diyeceğim bir şey yok, kime örnek alıyorsan al. Ama bunlardan bahsedirsen düştün elime. Dilimden kurtulamazsın. Yıllardır söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Evet. Konuya dönelim. Salata ve zekata devam edeceksiniz. Savaşmaya izin yok diyor. Savaştan, silah bulundurma yetkisinden mevzu açıldı. Şöyle bir tur atmış olduk. Peki, salata ve zekata devam edip silahlı saldırılara cevap vermeme, savaşmama ne demektir? Yurtta sulh, dünyada sulh. Yurtta barış, dünyada barış. Tam da budur. Yani diyor ki, salat et. Yardımlaşma, dayanışma ve destekleşme faaliyetlerini artır. Yapmış olduğumuz çeviri salata, destekleşmeyi, dayanışmayı ayağa kaldırmaya ve ihtiyaçtan fazlasını vererek arınmaya devam. Zekat, ihtiyaçtan fazlasını vererek arınmak demektir. Salat, yardımlaşma, dayanışma, destekleşme demektir. Maddi ve manevi yardımlaşma, dayanışma ve destekleşme demektir. Buna devam edin diyor. Yani kendi halkını yardımlaşma, dayanışma, eğitim faaliyetleriyle yoksulluktan, açlıktan ve cehaletten kurtar. İhtiyaçtan fazlasını ihtiyaç olan yerlere aktararak kendi içinizde güçlü ve kuvvetli hale gelin. Biriniz güçlü, diğeriniz kuvvetli değil. Hepiniz güçlü hale gelmenin yolu bu. Önce kendi halkını mutlu et. Önce kendi halkını sorunlardan kurtar. Önce kendi halkının tüm fertlerini güçlü, kuvvetli, dayanıkları, ayakları üzerine duran, sağlıklı, bilgili, kendi işini kendi yapan, tuttuğunu koparan, kimseye muhtaç olmadan, kendi alın teriyle yaşayan insanlar haline getir. Orayı burayı ele geçirmeye, oraya buraya saldırmaya, haraca, ganimete bağlamayı boş ver. Bırak bu savaş sevdalarını, bırak bu dünyayı ele geçirme çabalarını. Önce kendi halkını salat ve zekatla ayağa kaldır diyor. Buradaki zekat sizin bildiğiniz zekat değil, öyle 40'ta 1 değil. İhtiyaçtan fazlasını vererek arınmak demektir. Buradaki salat da sizin bildiğiniz gibi namaz falan değil. Yardımlaşma, dayanışma ve eğitim faaliyetlerini ayağa kaldırmak demektir. Maddi ve manevi gelişmek demektir. Devam edeceğiz. Kısa bir ara. Bana Dinden Bahset devam ediyor sevgili seyirciler. KRT stüdyolarındayız. Bana Dinden Bahset programını dinliyorsunuz. Nisa suresinin
74. ayeti üzerinde duruyorduk. Burada peygambere gelip de savaşalım ya Resulallah diyenlere karşı salata ve zekata devam edin, savaşa izin yok dendiğini söylemiştim. Salata ve zekata devam etmek, savaşmamak ne demek? Bugün için onun anlamı nedir? Onun üzerinde biraz durmuştum. Şimdi bunlar, bu sahabeler, peygamberin arkadaşları yani, Mekke'den Medine'ye gelince ve o savaşalım, cevap verelim, saldırılar karşısında sessiz kalmayalım, onlar gibi biz de silahlanalım, silahla cevap verelim bu saldırılara diyenlere, hadi bakalım savaşa izin verildi, kendinizi savunabilirsiniz dendiğinde ne yapmışlar? Ayette geçen ifadeye göre savaşa izin verilince bazıları Allah'tan korkar gibi veya daha fazla insanlardan korkarlar. Ey bizim Rabbimiz, niçin bize bu savaşı farz kıldın? Ne olurdu kısa bir süre daha erteleysin, erteleseydin derler. Onlara söyle, dünyanın rahatı ve zevki çok kısadır. Ahiret ise sakınanlar için sırf hayırdır. Hem zerrece hakkınızda yenmez. Yani rahatınızdan, lüksünüzden, dünya hayatının zevkinden, sefasından, bunlar elimizden gidecek diye savaşmaktan korkanlar. Yani kendini savunmaktan korkanlar. Kur'an-ı Kerim'de nerede savaş kelimesi geçiyorsa bilin ki kendini savunmaktan bahsediyordur. Savaş izne tabidir. Ve ısrarlı talepler sonucunda gelmiştir. İşte burada geçtiği gibi. Ta Medine'de başlıyor savaşalım nidaları. Mekke'de başlıyor. Mekke'den Medine göç ediliyor. Hala savaş yok. Hala silah yok. Medine'de aradan 2 yıl daha geçiyor. Hala saldırılara cevap verilmiyor. Artık böyle iş gırtlağa gelip dayanıyor. Yeter artık, dayanamıyoruz. Medine'den dışarı çıkacak halimiz kalmadı. Bugün işte böyle kümes gibi Medine'ye tıkıldık kaldık. Ne olacak bu ya Resulallah? Bunlara cevap vermeyeceğimiz diye. Sadece bunlar değil, diğer sahabeler de bastırmaya başlıyor. Şartlar iyice olgunlaştıkça, olgunlaşınca savunma, kendini silahla savunma artık açık bir zaruret haline gelince, tüm dünya bunlar eline niye silah aldı, bunlar niye Bedir'e çıktı, Uhud'a çıktı diye sorulunca saldırıya uğradılar, kendilerini savunuyorlar. Tamamen meşrudur. Yoksa bir peygamber durduk yere eline silah mala almaz. O maksatla da gelmemiş zaten. Israrla da geri çevrilmiş. Nereden baksan 5 yıl, en az 5 yıl. 2 yıl Medine'de, 3 yıl Mekke'nin son döneminde, son işkence döneminde. Mekke'nin son 3 yılından Medine'nin ilk 5 yıl ısrarla silahla karşılık verelim, savaşalım talepleri yükselmiştir. İşte bu ayet burayı anlatıyor. Sonunda diyor, kendilerine savaşmaya izin verince başka bir ayette de yüzleri diyor sapsarı oldu. Baygınlık geçirmeye başladılar. Hadi buyurun meydana çıkın. Geliyorlar. Mekkeliler toplandı, Medine'nin üzerine yürüyor. Bıraksanız hepsi birden Medine'ye dalacaklar. Evinizi, barkınızı yağmalayacaklar. Karınızı, kızını esir alacaklar. Sizi de Medine'nin sokaklarında Muhammed'le beraber, peygamberle beraber sallandıracaklar. Hadi geliyorlar. Çıkın dendiği zaman ölüm beyazlığı yüzlerini kapladı diyor. Gözleri belerdi diyor. Yutkunmaya başladılar diyor. Niye? Çünkü ölüm zordur. Herkesin kaldırabileceği bir şey değildir. Savunma şeklinde de olsa. Onun için hemen sonraki ayette oraya giriliyor. Her nerede olursanız olun, ölüm sizi bulur. Gökdelenlere çıksanız bile. Yani gökdelen kelimesi nereden çıktı şimdi?
Medine'de gökdelen mi vardı? Nasıl çevirdin sen bunu diyebilirsiniz. Şimdi böyle yerlerde hemen aşağıya dipnot koyuyorum. Mesela demiş, 68 demişim. Dipnota bak, 68 harfi harfine. Göğe yükselen binalarda olsanız bile. Orijinalinde böyle söyleniyor. Harfi harfine çeviride. Göğe yükselen binalarda olsanız bile. Bugün buna ne diyoruz? Gökdelen diyoruz işte. Ben de gökdelen diye çevirdim. Yanlışlık yok. Gökdelenlere çıksanız bile ölüm sizi nerede olursanız olun gelir bulur. Öyle ölümden kaçmanın, savaşmazsak ölmekten kurtuluruz, şuraya gitmeksek ölmeyiz demenin bir anlamı yok. Eğer ölüm hak ise, vakit tamam olmuş ise, yani önceden yazılma anlamında, kader değil, vakit tamam olmuşsa, o şey sizi gelip bulacaksa bulur. Onlar bir iyilik görse bu Allah'tan diyorlar. Başlarına bir kötülük gelince senin yüzünden diyorlar. Onlara söyle, hepsi Allah'tandır. Fakat bu adamlar neden sözü anlamak istemiyorlar? Başınıza her ne iyilik gelirse Allah'tandır. Her ne kötülük gelirse de kendinizdendir. Biz seni tüm insanlığa bir elçi olarak gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Şimdi Nisa suresinin 78 ve 79. ayetlerinde savunmaya çıkmaktan ve saldırılara silahla cevap vermekten korkanlara karşı nasihatler etmeye başladı. Ölüm sizi her yerde bulur, boşuna korkmayın dedi. Hemen ardından da yine nasihat olarak iyilik Allah'tan, kötülük geldiği zaman başlarına da bu senin yüzünden oldu derler. Bu günümüzde de ve dünyanın her yerinde de geçerli olan bir şeydir. Zaferi elde edince bu Allah'ın bize bir lütfu denir. Ama başarısızlık söz konusu senin yüzünden oldu. Bu ne anlama geliyor? İyilik Allah'tan, kötülük bizden. İyilik olduğu zaman Allah'tan veya zafer olduğu zaman, nimet olduğu zaman, rahatlık, bolluk olduğu zaman Allah'tan, işler kötüye gittiği zaman, sarpa sardığı zaman senin yüzünden, senin yüzünden diye birbirlerine girer. İnsanlar genelde böyledir. Şimdi bunlara cevaben diyor ki, onlara söyle, hepsi Allah'tandır. Şimdi aşağıda da hemen ardından da her ne iyilik gelirse Allah'tan, her ne kötülük gelirse sizden, kendinizden diyor. Ha, bu ikisi arasında sanki bir çelişki varmış gibi görünüyor. Yukarıdaki ayette diyor ki iyilik kötülük hepsi Allah'tan. Aşağıda diyor ki iyilik Allah'tan, kötülük kendi ellerinizde yaptığınızdan dolayıdır diyor. Acaba burada ne demek istiyor? Yaygın bir itikat kaidesidir. Amentü'nün sonunda geçer. Amentü diye bildiğiniz, Kur'an'da yer almayan, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, kazanın ve kaderin Allah'tan olduğunu iman denir. Bunu buraya kim koymuş acaba? Peygamber böyle mi söylemiş? Kur'an'da anlatılmak istenen bu mu acaba? İman esasları nelerdir? Bildiğimiz yaygın iman esaslarına göre imanın şartları 6'dır, İslam'ın şartları da 5'tir derler. Bunları kim böyle yapmış? Kim rakamlandırmış? Kim sıralamış bunları? Böyle bir sıralama var mı Kur'an'da? Yok. Peygamber böyle bir sıralama söylemiş mi insanlara? Yok. Daha sonra onun adına konuşanlar, onun adına hadis uyduranlar dayamış, döşemiş, kendilerine göre İslam'ı formülize etmişler. İmanın şartları 6'ymış. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman 5. Hayrın ve şerrin, kazanın ve kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman 6. Bunu Emeviler koymuş. Hayır ve şer Allah'tan işte. Bu tür ayetleri istismar ederek, çarpıtarak. Yani şunu demek istemişler. Emevilerin, Muaviye'nin, Yezid'in ve o soydan gelen bu kabilenin İslam dünyasının başında olması, halife olması,
sizi yönetmesi Allah'ın bir kazası ve kaderidir. Levh-i Mahfuz'da böyle yazılmıştır. Buna isyan etmek Allah'ın kazasına, kaderine isyan etmektedir. Hem Yezid Kerbela'da peygamberin torunlarına, Hazreti Hüseyin'e kötülük falan yapmamıştır. Eğer yaptıysa bu da Allah'tandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne diyor? İyilik, kötülük Allah'tandır diyor. Yezid'in yaptığı kötülük de Allah'tan demek ki. Bak. Nereye çekiyor? Kendi yediği haltları Allah'a fatura ediyor. Peygamberi ve peygamberin torunlarını, çoğu silahsız, kadın, çoluk, çocuk katlediyor. Sonra diyor ki bu Allah'tan. Nereden çıkarıyorsun bunu birader? İşte Nisa suresinin 78. ayetinde her şey Allah'tan diyor. İyilik, kötülük her şey Allah'tan diyor. Benim yaptığım da Allah'tan işte. Ne kötülüğü? Allah'ın kaderi böyle olmasaydı yapmazdım. Bu kötülükleri yapmazdım. Allah böyle diliyor. O zaman sen Kur'an'ı çarpıtıyorsun. Bu yaptığın münafıklıktır, ikiyüzlülüktür. Çünkü Kur'an'ın başka ayetleri de var. Bütüncül düşünmüyorsun. O zaman Yasin suresinde geçen şu ayete ne diyeceksin? Bak böyle söyleyenlere Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kendilerine Allah'ın size verdiği rızıklardan infak edin, verin denildiğinde o kafirler, kafir diyor bunlara, o kafirler, gerçeğin üstünü örtenler şöyle derler: İsteseydi Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Onun için vermezler. Ne demek istiyor? Allah böyle dilemiş. Allah onların aç, bizim tok. Onların yoksul, bizim zengin olmamızı dilemiş. Kaza, kader böyle. Levh-i Mahfuz'daki yazı böyle. Ey Muhammed, sen buna niye karşı geliyorsun? Niye bizden alıp da onları vermeye kalkıyorsun? Allah'ın düzenini değiştiriyorsun. Allah böyle dilemiş. İstese zaten Allah bunu doyurur zaten. Sen niye doyurmaya çalışıyorsun? Biz mi doyuracağız? İstese Allah doyurur. Onların aç kalmasını dilemiş, yoksul olmasını dilemiş. Müşrikler böyle söylüyordu. Zenginliğin ve yoksulluğun kader olduğunu söylüyorlardı. Zenginliğin ve yoksulluğun kader olduğunu söylemek, aynı zamanda zenginliğin ve yoksulluğun doğanın icabı olduğunu söylemekle aynı şeydir. Bazıları da bugün diyor ki, her ne kadar kader gibi dini bir kavramı kullanmasa da doğanın gereği, toplumsal şartların ve koşulların gereği budur. Piyasanın gereği budur. Kimisi zengin olacak, kimisi yoksul olacak. Bu kaçınılmazdır. Bu böyle olmak durumundadır. Niye böyle olmak durumundadır? Toplumsal yasa, doğal kanun böyledir. Tabiatta bile güçlüler ormanda ne yapıyor? Zayıfları yiyor. Bir rekabet var doğada ve tabiatta. Güçlüler ayakta kalıyor. O nedenle toplumsal hayatta böyledir. Güçlüler ayakta kalır, güçlüler zayıfları yer. Tabiatın gereği budur demekle Allah'ın kaderi böyle. İstese Allah değiştirir, Allah bunu böyle dilemiş demek aynı şeydir. O gün öyle söyleniyordu, bugün böyle söyleniyor. Bunlar külliye yanlıştır. Böyle bir şey yoktur. Tabiatta vahşi rekabet yoktur. Destekleşme, dayanışma vardır. Salat vardır. Yerler ve gökler Allah'a salat eder. Yerler ve gökler Allah'a secde eder. Ne demek bu? Tabiatta, doğada, yerlerde ve göklerde yardımlaşma, dayanışma, başkası için var olma vardır. Bütün meyveler başkası için böyle sarkar. Üzüm bağlarına bakın. Elma ağaçlarına bakın. Armut ağaçlarına bakın. Kendini yetiştiriyor ağaç. Dallarını, meyvelerini veriyor ve böyle elmalar aşağı doğru sarkıyor. Kim için? Ağaç kendisi mi yiyor bu elmaları? Başkası için. Tabiatta var olan her şey ürününü ve meyvesini başkasına verir. Onun için vardır. Bir tane kendisi için yaşayan bir varlık gösterin. Kendi meyvesini kendi yiyor.
Buğday taneleri. Ekmek oluyor. Elma, armut, muz, sebze, domates, patates. Hepsi böyle doğadan fışkırıyor geliyor. Hepsi başkası için, hepsi başkası için. Kendisi çalışan bir tane varlık yok. Allah bile yarattığını başkasına veriyor. Allah bunları hiç kendisi için yaratmıyor ki. Ben Allah diyorum, siz varlık deyin, evren deyin, enerji deyin, fark etmez, ışık deyin. Tabiatta hep başkası içincilik vardır. Diğer gam. Türkçe'de kullanılan Farsça kökenli diğer gam deriz. Diğer kam demektir o. Yani kendisi başkası içine, diğerine veren demektir. Diğeri için var olan, diğerine sunan demektir. Bir ağacın, öyle ağaçta kırmızı kırmızı elmaların sarktığını düşünün. Üzüm bağlarında böyle üzümlerin sarktığını düşünün yeşillikler içerisinde. Bizim üzüm bağları vardı, giderdik küçükken. Üzümlerin altını kapatmaya, açmaya, böyle yeşillikler içerisinde üzümler böyle sarkar. Toprağın içerisinden çubuk üzüm içerisinden böyle sarkıyor aşağıya doğru üzüm bağları. Üzümler sunuyor kendisini başkasına. Kendisi yemiyor. Başkası için var. Bu kapitalizmin ve kapitalist vahşi düzeni savunmak için bir takım açgözlü adamların uydurduğu laflardır bunlar. Vahşi rekabet varmış. Tabiatta da rekabet, toplumda da kaçınılmazmış. Güçlü zayıfı yemek zorundaymış. Kanun böyleymiş. Yasa böyleymiş. Yalan. Külliyen yalan. Evrimci vahşi evrim kanununu, yani güçlü zayıfı yemesi gerektiğini savunan Spencer'in Devlete Karşı İsyan diye bir kitabı var. Orada bunu savunuyor. İhtiyarlar ölmeli diyor. Zayıflara yardım edilmemeli diyor. Güçlüler ayakta kalmalı. Doğanın kanunu bu diyor. Kapitalizmi de buraya dayandırıyor. Buna karşı da Rus anarşist düşkün Kropotkin yardımlaşma ve dayanışma kitabını yazmıştır. Ve o da doğada var olanın vahşi rekabet değil, yardımlaşma ve dayanışma, hep başkası içincilik olduğunu, bütün varlığın bunun üzerine kurulduğunu söyler. Peki ormanda hayvanlar savaşıyor. Arslan gidiyor, ceylanı yiyor. Buna ne diyeceksin? Arslan eğitildiği zaman ceylanı yemekten vazgeçiyor. Onun tabiatında, doğasında değil o. Vahşet, rekabet tabiat ve doğadan gelmiyor. Toplumsal şartlar, tarihsel koşullardan geliyor. Evet, arslan bir aslan avcısı tarafından 5 yıl eğitildikten sonra hiç et yememeye başlıyor. Ceylanlarla oyun oynamaya başlıyor. Şartlar değişince karakter de değişiyor. İnsanın karakterini oluşturan şeyler çevresel şartlar ve koşullardır. Doğa, tabiat, genetik falan değildir. Aynı şartlarda aynı kişiyi al, başka şekilde yetiştir. O başka şekilde olmaya başlar. Nitekim İslam peygamberi de her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Annesi babası onu Hristiyan, Yahudi, Mecusi yapar der. Yani her çocuk doğal teslimiyet fıtratı üzerine, barış üzere doğar. Ama çevre onu şöyle veya böyle yapar. Vahşi yapar, çıkar ilişkilerine girer. Bilmem katil olur, hırsız olur. Hiç kimse katil ve hırsız olarak doğmaz. Şartlar onu katil ve hırsız yapar. Onu demek istiyorum. Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Devam edeceğiz. Baladin'den bahset devam ediyor. Evet, şimdi bu iyilik ve kötülük meselesinde burada bir ifade geçmişti. İyilik Allah'tan, kötülük sizden diyenlere hepsi Allah'tan dedi. Aşağıda da iyilik ve kötülük ayrımı yapmaksızın iyilik ve kötülük ayrımı yapanlara karşı iyilikler Allah'tan, kötülükler sizden dedi. Kimden? İyilik kimden geliyor, kötülük kimden geliyor? Hayrın ve şerrin kaynağı ne? Bu esaslı bir kelam mevzusudur ve felsefe tartışmasıdır.
Şimdi bu iki ayet insanların konuştuğu, dile sığmayan varlığın ve oluşun dinamik temposunu bize gösteriyor. Bir örnekle anlatmaya çalışayım. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Mesela bizler balıklar gibi, Allah da deniz gibi olsa, deniz ve içindeki balıklar. Deniz içindeki her şeyi biliyor. Balıkların nereye gideceğini, ne zaman doğacağını, ne zaman öleceğini, nereye doğru gideceğini biliyor dediğim zaman ne demiş oluyorum? Veya deniz dile gelip balıklardan birisine balıkların elçisi olarak sesleniyor. Diyor ki o balıklara söyle. Allah her şeyi, deniz her şeyinizi biliyor. Ondan geldiniz, ona döneceksiniz. Evet, balıklar denizden doğmuşlardır ve denize dönerler. Eğer denizin dışına çıkmadan ölürlerse dağılırlar denizin içerisinde, yosunların içerisinde oluşurlar. Bir balığın gözünün oluşması için 300 milyon yıl geçmiş evrim tarihinde. Denizlerle balığın ilişkisi insanlarla Allah'ın ilişkisi gibidir. Allah her yerdedir. Her yerde bizimle temas halindedir. Denizin her yerde balıklarla temas halinde olması gibi. İçi, dışı, eti, kemiği, ciğeri hepsi denizin içinde oluşmuş. Denizin içerisinde dağılıp gidiyor. Deniz oluyor, oraya karışıyor. İnsanlar da öldüğü zaman ne yapıyor? Toprağa gidiyor. Hindular yakıyor, dağlara savuruyor küllerini veya ırmaklara savuruyor. Orta Doğu milletleri daha çok Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar toprağa gönderiyor. Orada etler, kemikler çürüyor, toprağa karışıyor. Yani geldiğimiz yere geri gidiyoruz. Varlığın içerisinde doğuyoruz, gelişiyoruz, büyüyoruz, tekrar ona geri dönüyoruz. O varlık dediği şey işte Kur'an'da Allah denilen olaydır. Daha geniş perspektifiyle Hak'tır. Hak kelimesi Kur'an'da Allah'ın bir ismidir. Diğer bir ismi Allah'tır, diğer bir ismi Rahman'dır. Üç tane özel ismi var Kur'an'da. Tevrat'ta da böyledir. Yahve, Elohim ve Adonai. Orada da üç tane isim var. Aynı şey. Hak, en genişi hak. Gerçeklik demektir. Gerçeklik neyse o. Biz ona inanıyoruz. Gerçekliğe Orta Doğu milletleri Allah diyor. El diyor. İl diyor. Yunan dağlarında Zeus deniyor. Hindular Krishna diyor, Shiva diyor, Brahman diyor. Uzak Asya'da Altay Dağları'nda Ötüken diyarında Tengiri deniliyor. Her millet ona başka bir isim vermiş. Orta Doğu'da Allah diyor. Biz de şu anda o isimle hitap edilen bir kitaptan size tefsir yapıyoruz. Nedir bu? Gerçekliğe insanoğlunun verdiği isimlerdir. Daha Allah ile cihan yok iken biz anı var edip ilan eyledik. Hakka layık hiçbir mekan yok iken alıp hanemize mihman eyledik. Edip Harabi'nin bu mısrağında işte bu anlatılıyor. Hak ve Allah ayrımı yapılıyor. Allah diyor biz yarattık. Hak da bizi yarattı. Çünkü hak hiçbir mekana sığmaz. Ama Allah sığar. Ne demek bu? İnsanın vicdanı, peygamberin vicdanı, gönlü, arayışı, umudu, derdi, çilesi, beklentisi, Allah diye hakkın vicdanında tecelli etmesini sağlar. Ve onunla konuşur. Oradan sözler alır, bize bildirir. Allah, peygamberin vicdanında yer ederek konuşur. Onu mihman eder peygamber ve onu konuşturarak oradan gelen sözleri bize aktarır. İşte bu sözler bunlardır.
Nihayet de peygamberden çıkmıştır. Ama peygamberin vicdanında ola konuşan Allah'tır. Hak hiçbir mekana sığmaz diyor. Hak en geniştir. Allah, yani klasik felsefe tarihinde şöyle bir tartışma vardır. O sorunu da çözüyor aslında bu. Tanrı mı insanı yarattı, insan mı Tanrı yarattı? Materyalistler der ki insan Tanrı'yı yarattı. Yaratılışçılar der ki Tanrı insanı yarattı. Ve birbirleriyle kavga ederler. O mu yarattı, o mu yarattı? Durun beyler, tartışmayın, siz kardeşsiniz. Bunun ikisi de doğrudur. Evet. Hak her şeyi yaratmıştır. Allah da hakkı hanesine, vicdanına mihman edip onu kavramak yoluyla ona Allah demiştir. Öbürü de Tengiri demiştir, öbürü Zeus demiştir. Bak, isimler farklılaşıyor. Gerçeklik bir tane ama o gerçekliğe verilen Tanrı isimleri 382 tane. Niye 382 tane Tanrı ismi var? Çünkü Tanrı isimleri insan var ediyor. Hak insanı ve her şeyi var ediyor. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de Hak ismi vardır, özel isim. Allah ismi vardır, bir de Rahman ismi vardır. Rahman da sevgi ve merhamet demektir. Hak, adalet, gerçeklik ve eşitlik demektir. Allah da yüce varlık demektir, ilah. Yücelik demektir. Ha, demek ki bu kitap en yüce varlığa hangi isimleri veriyor? Tanrınıza ne isim veriyorsanız sizin en yüce değerleriniz onlardır. Bu kitap Tanrı'ya ne diyor? Hak diyor. Adalet, hak, eşitlik demektir. Demek ki hak, adalet ve eşitlik bu kitabın en yüce değeridir. Bir de ne diyor? Rahman diyor. Yani sevgi, merhamet, esirgemek, bağışlamak. Bunlar da toplam işte 5-6 tane kavram. Adalet, hak, hukuk, eşitlik, sevgi, merhamet, esirgemek, bağışlamak. Tanrı'ya bu isimleri veriyoruz. Biz bunlara inanıyoruz. Bunlara inanmak demek Tanrı'ya inanmak demektir. Bunlara inanıyorsanız isterseniz ona Allah demeyin. Bunlara inanıyor musun sen? Bunların en yüce değerler olduğuna inanıyor musun dünyada? Varlık aleminde. O zaman ister Zeus de, ister Krishna de, ister Tengiri de, ister Allah de. Hiç fark etmez. İstersen enerji de, ister aydınlık de, ışık de. Ne isim verdiğin önemi yoktur. Bunlara, bu kelimelere inanıyor musun, inanmıyor musun? Adalet, hak, eşitlik, sevgi, merhamet, esirgemek, bağışlamak. İnsan da, tabiatta, doğada bunlardan ibarettir. Evet, şimdi böyle olunca her şey Allah'tan dediğiniz zaman burada sizin yaptığınız kötülükleri de ben yaptırıyorum demek değildir. Size kötülüğü yaptırma gücü veren de Allah'tır. Elin olmasa, dilin olmasa, elin olmasa o silahı alıp da adamı öldüremezsin. Dilin olmazsa o adama iftira atamazsın. Elin ayağın olmasa gidip de başkasının emeğini çalamazsın. Bunların gücünü veren de size Allah'tır. Bunlarla iyilik yapmak veya kötülük yapmak ise sizin kararınıza bırakılmıştır. O nedenle önce her şey Allah'tandır diyor. Ardından da ama bil fiil iyiliği yapmak ve bil fiil kötülüğü yapmak sizdendir diyor. İyiliğin hem yukarıda hem aşağıda direkt ve doğrudan Allah'tan olması ne demek peki? Bu da şu anlama geliyor. Çocuklar üzerinde geçenlerde bir deney izledim. İngilizce altyazılı bir filmde bir kuruluş ciddi ciddi deney yapmış. Bir sürü çocuk var. Henüz daha 2 yaşında, 1 yaşında böyle yürüyemeyen, emekleyen çocuklar. Çocuklarda iyilik mi var, kötülük mü var? İyilik çocuklara doğuştan mı geliyor, yoksa sonradan mı onlar bunu ediniyor diye yapılan bir araştırma.
onlara bir takım oyuncaklar gösteriyorlar. Mesela bir oyuncak öbür oyuncağı vuruyor. Çocuklar vuran, iten ve üstte olan, altta değil de üstte olan, yani güçlü, kötülük yapan ve başkasına böyle vuran oyuncağı değil, o altta kalan, iyilik yapan, cevap vermeyen, zayıf durumda olana el uzatıyorlar. Bu vuran ve güçlü olanı görsem ondan kaçıyorlar. Ağlamaya başlıyor o yanına geldiği zaman. Yani çocuklar da iyiliğe karşı bir meyil var. Bir takım iyi şeyler yapıyorlar oyuncaklarla, bir takım kötü şeyler yapıyorlar. Çocuklar kötüye değil iyi olana meyil ediyor. O kötü yaptığı şeyi yanına yaklaşsa ondan kaçıyor veya ağlıyor. Veya yer değiştiriyorlar. Biraz evvel iyilik yapan bu sefer kötülük yapmaya başlıyor. Bu sefer kötülük yaptığı için ondan uzaklaşıyor. Halbuki iyi olduğu zaman ona elini uzatıyordu, meylediyordu. Bunu birçok çocuk üzerinde denemişler. Birçok çocuk üzerinde. Hepsinde de aynı, hepsinde aynı, hiç değişmiyor. Çocuklarda fıtraten, doğuştan gelen iyiliğe meyil vardır. Eğer şartlar onu değiştirmese, koşullar, tarihsel, ekonomik, iktisadi şartlar, aile, toplum, çevre onu eğitmese, değiştirmese, bir kalıba sokmasa, o haliyle olduğu gibi değişmeden devam etse hep iyi olacak. İyilik üzere olacak. Ama aynı deneyi bu sefer başka türlü yapıyorlar. Diyelim bir çocuğa bir hediye veriyor, başka bir çocuğa da veriyor. Onu kıskanmaya başlıyor. Niye ona veriyorsun da bana vermiyorsun diye. Yani kendisine vermesi gereken bir hediyeyi ona da verince bu sefer ona el atıyor. Ve ona ağlamaya başlıyor. Yani kıskançlık, paylaşım, bölüşüm sırasında başlıyor. İnsanlar böyle hayatın içinde kazandıkça, bir takım mallar, mülkler, makamlar, mevkilere geldikçe, paylaşma, bölüşme falan söz konusu olunca kıskanıyorlar, hırsa kapılıyorlar. Ona niye yok da bana var, bana niye yok da ona var diyor. Ondan niye yok da bende var diyor. Bende var da onda niye yok diyor falan. Böyle bir sürü şartların, koşulların içerisine girince menfaat çatışmaları başlıyor. Yani tabiri caizse çıkar çatışmaları başlayınca çocuğun tabiatı da bozuluyor. Onu senden alırım diyor. Onu bana vermezsen şöyle yaparım, böyle yaparım diyor. Kibir başlıyor, haset başlıyor, öfke başlıyor, hırs başlıyor, iştah başlıyor, şehvet başlıyor, kin başlıyor, nefret başlıyor. Bunlar insanın içerisinde yeşeriyor. Evet, yeşeriyor. Şartlar, koşullar insanı böyle yapıyor. O zaman insandan önce şartları ve koşulları değiştirmek lazım. Sistemi değiştirmek lazım. Yolsuzluk yapanı değil, yolsuzluk üreten sistemi değiştirmek lazım. Mafyaları değil, mafya üreten sistemi değiştirmek lazım. Bu şartlarda, bu koşullarda, bu yağma ve ganimet düzeni içerisinde. Bugün Ali'dir mafyanın adı, yarın Veli olur, öbürsü gün Selami olur. Ali, Veli, Selami fark etmez. Her dönemde bu mafya ürer. Sinekleri değil, bataklığı kurutmak lazım. Sömürüyü üreten sistemi o değiştirmek lazım. Yani çevresel koşulları, şartları Marksist literatürle üretim araçlarını, altyapıyı, üretim biçimini değiştirmek lazım. Bunu değiştirdiğin zaman öbürleri de ister istemez ne yapıyor? Değişiyor. İbn Haldun'un tabiriyle hadaret ve bedavet, insanlar şehre gelince değişirler diyor. Şehre gelmeden önce bedevidirler, şehre gelince hadari olurlar. Çünkü aletler çoktur, ilişkiler giriftir, binbir türlü
İşin arasında insanoğlu o eski sadeliğini kaybeder ve işleri yoluna koymak için herkese bir yüz göstermeye başlar. Yalan, fitne, fesat alır başını yürür. Çünkü 1000 tane ilişkinin içerisinde adam işleri yürütmek için en az 100 tane yalan söyler. Ama bu ilişkilerin içerisine girmezsen, çevresel şartlar ve koşullar doğanın içinde tabii ise bedevi kırda yaşar, insan ilişkileri azdır, nihayetinde 10 tür ilişki vardır. Dereye gider, suyu içer, işte gölgede yatar falan. Bu adamla diyor fitne fesat fazla olmaz. Ama şehre gelip de üretim ilişkilerine, alışveriş ilişkilerine, insan ilişkilerine, komşuluk ilişkilerine, çok nüfus, çok kalabalık, çok girift ilişkilere girdiği zaman Ali'nin külahını veliye, veli külahını Ali'ye giydirmeye çalışır. Fitneci, fesatçı çok yüzde olmaya başlar ve bozulur diyor. Çevre, şehir hayatı insanı bozar diyor. Evet. Hadari dediği de budur. Bedevi dediği de bu ilişkilere fazla girmeyendir. Çevresel şartları sade olandır. O diyor tabiatı gereği değil, çevresel ilişkilere fazla girmediği için öyle sade kalıyor. Ama bu tür ilişkilere girdiğin zaman devletin içine bir giriyorsun, Allah neler var neler. Birisi geliyor önüne bir dosya koyuyor. Bu işler böyle oluyor diyor. Allah Allah, bu nasıl olur böyle bir şey ya? Böyle. Böyle. Derin devletçiler. Bugünlerde çok tartışılıyor. Derin devletçiler. Ne derler? Şöyle derler. Bunu birkaç yerde ben dinlemiştim. Hatta okumuştum. Memleketimiz Anadolu coğrafyası, Türkiye bir kavşak ülkedir. Bu sadece Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluştuğu bir yer değil. Aynı zamanda yeryüzündeki uyuşturucu trafiğinin Afganistan'dan çıkıp İran üzerinden Avrupa'ya giden, Meksika'dan, Kolombiya'dan, Venezuela'dan çıkıp Doğu'ya ve Orta Doğu'ya giden, Doğu'dan ve Batı'dan gelen devasa uyuşturucu akımları memleketimizden geçmektedir. Ve Türkiye bütçesinin neredeyse 10 katı burada para vardır. Şimdi devlet buna bigane mi kalacak? Devlet bu işleri yapıyor. Neden yapıyor? Trafiği kontrol altına almak için. Kontrol altına almadığı için, almazsa ne olur? Memleketi bunlar kasıp kavurur. Doğudan ve batıdan gelen uyuşturucu trafiğini kontrol altına almak zorundayız diyorlar. Onun için bu işlere girdik diyorlar. Onun için burayı kontrol ediyoruz diyorlar. Buradan gelen paralar neden bir şahsa gitsin? Devlete gelsin. Biz de onu halkımıza harcayalım diyorlar. Oo, böyle söylüyorlar. Derin devletçiler devletin bu işlere girmesini hem saklıyorlar ama mecbur kalınca da böyle açıklıyorlar. İyi de birader, işi şahsiliğe vurmuşsun. Nasıl yani? Ya devlet sana demiş ki gir bu işlere, kontrol et trafiği. Sen kendi adamlarını oluşturmuşsun, oradan böyle cebine indirmeye başlamışsın. Şahsi olmuş yani. Kendi şahsi örgütünü kurmuşsun. Kendine para aktarıyorsun. Dünyalar kadar zenginlik üretmişsin ve rahatın, lüksün, servetin içinde yüzmeye başlamışsın. Bu ne oluyor peki? Hayır, ben öyle bir şey yapmadım. Ben yaptıysam devlet için yaptım. Ne yaptıysam devlet için yaptım. Yani kötülüğü de devlet için yaptım. Yani kötülük Allah'tan. Kötülük de devletten. Yani ne yaparsan devlet için yapıyorsun. İyilik de devletten, kötülük de devletten. Ne yapalım? Meydanı bunlara mı bırakalım? Bunlar ne yapsın? Memleketi kasıp kavursunlar mı yani? Dünyanın her yerinde var bu uyuşturucu. Dünyanın her yerinde var. İşte doğudan geliyor batıya doğru, battan geliyor doğuya doğru gidiyor. Bunlara biz seyir mi edeceğiz yani? Hiç ses etmeyecek miyiz? Biz girmesek başkaları giriyor. Türkiye'nin bütçesinin 10 katı para geçiyor adamın eline. Ya onunla memleketi işgal eder adam. Devleti yerle yeksan eder diye düşünüyorlar. Bunlar hep savunma ha. Derin devletçilerin bu işlere niye girdiğine dair savunmalarıdır bunlar. Bunları bugünlerde çok duyuyorsunuz ve duyacaksınız. İleride de duyacaksınız.
Halbuki benim görüşüme göre durum tam tersidir. Doğudan batıya doğru, batıdan da doğuya doğru akmakta olan bu uyuşturucu trafiğinden halkımızı korumak ve mümkün mertebe bu topraklarda hiç kimsenin bu işlere bulaşmaması için ve devletin de bunlardan arınması için siyaset yapılır. Kontrol etmek için değil, dışarıda tutmak, bulaştırmamak için. Çünkü bulaştığın an gidersin. Trafiği kontrol etmek adına dahi olsa, kim bulaşırsa kirlenir. Kim bulaşırsa o artık iflah olmaz. Bu böyledir. Uyuşturucu sadece içerek, çekerek pudra şekeri gibi adamı mahvetmez. İçmeden de, çekmeden de uyuşturucu mahveder. Neyle? Parayla mahveder. Öyle bir para gelir ki şaşırırsın. Bir anda milyonlarca liraya, milyarlarca liraya hükmediyorsun. Paranın sende olduğunu gören herkes etrafında fıldır fıldır dönmeye başlıyor. Bu adam insan olmaktan çıkar, tiran olur. İhtiyaç fazlası, mal, para, servet, bilgi adamı bozar kardeşim. Bu kitap böyle söylüyor. Niye sürekli olarak ihtiyaçtan fazlasını verin, tutmayın diye deyip duruyor? İhtiyacından fazla mal, para, servet seni bozar. İhtiyacından fazla her şey kişiyi bozar. Kanaatkar olacaksın. İhtiyacın kadar yaşayacaksın insan kalmak için. Bazıları şöyle söylüyor. Ne demek canım? Milyonlarca liraya ben hükmederim. Parayı emrim alırım ve hayır için kullanırım. Bunlar da bazıları da böyle söylüyor. Kendilerini aldatmak için şaşkınlar, avana kavliler. Allah'lık avana kavliler öyle olduğunu zannediyor. Neymiş? Milyonlarca liraya parayı emrinde olacakmış, ona hükmedecekmiş ve fakat kendini bozmayacakmış. Hayır için kullanacakmış. Bana böyle bir adam göster yeryüzünde. Milyonlarca lira kendinin olduğu halde, kendini bozmayan, tiranlaşmayan bir tek adam göster. Yahu eğer, bak size söylüyorum, eğer bu dediğiniz gerçek olsaydı peygamber dünyanın en zengin insanı olurdu. Benim bildiğim dünyada nefsine hakim olan ve kendini bozmayacak olan bir adam varsa o da peygamberdir. O dahi ihtiyaçtan fazla asla üzerinde mal, para biriktirmiyor. Ne? Bu beni bozar diyor. İnsanın tabiatında bu vardır. Allah kulunu bilmektedir. İhtiyaçtan fazlasını vererek arınmak demektir zekat. Kırkta bir ucundan para vermek, sadaka dağıtmak demek değildir. İhtiyaçtan fazlasını ver ve arın. Niye? Çünkü ihtiyaçtan fazla biriktiği zaman pislik sana bulaşmış demektir. Onu geri dağıtaraktan arınman gerekir. Bu işin tabiatı böyledir yani. Evet, şimdi soru cevap bölümüne geçiyoruz. Bazı izleyicilerimiz diyor ki programlar kısaldı, araya reklamlar daha fazla giriyor. İşte program daha öncesinde 3 saatti, şimdi 2 saate düştü. Neyse dedik ama bu sefer uzun uzun reklamlar da araya girince tekrardan 3 saate çıkılmasını talep eden izleyicilerimiz var hocam. Onu iletmiş olayım. Sonra soruya geçiyorum. Şimdi programın saati bizim elimizde değil arkadaşlar. Hı hı. Biz burada kamu yararına program yapıyoruz. 8 yıldır bu ekranda ben konuşuyorum. Bu yıl 8. yıl oluyor. Dini aydınlanma faaliyetine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Kur'an en çok satan, en çok basılan, en çok dağıtılan, en çok okunan ama en az anlaşılan kitap olduğu için onun anlaşılmasına yönelik çırpınıp duruyoruz. Dolayısıyla bu bir kamu hizmetidir. Bu süreler, bu araya giren reklamlar, programın süresi falan benim elimde değil. Ben buraya geliyorum, konuşup gidiyorum. Onunla ilgili meseleleriniz, dertleriniz varsa televizyonun yönetimini arayacaksın. Beni değil. Ben onlara karışmam. Onlarla uğraşmam, ne olduğunu, hangi reklam yayınlandığını bile bilmiyorum. Reklam arasında da başka şeylerle uğraşıyorum. Önceki ayetlere falan bakıyorum. Yani 3 saatte bence yorucu oluyor. Eğer seyirci olsaydı
dediğiniz doğru olabilirdi. Karşımda seyirci de yok. Ekrana bakıyorum, duvara bakar gibi konuşuyorum. Bu bayağı yorucu bir iş. Ama burada seyirciler olsaydı, onlarla konuşuyoruz, diyaloğa giriyoruz, biraz daha fazla olabiliyordu yani. O nedenle, ama şöyle bir eleştiri yaparsanız bu doğru bir eleştiri. Ben bu usta kendi kendimi de eleştiriyorum. Çok konuşuyorum. Yer yer konuyu dağıtıyorum. Bunun farkındayım. Yani bir soru soruyor, Hazreti Adem'in yaratılışından başlıyorum. Yani İçişleri Bakanlığı'nın geçen günkü televizyondaki programına bazen dönüyor yani. Yarım saat kimseye söz vermeden hikayesini anlatıyor. Millette soru soracak hal kalmıyor. Bir soru sorulduğu zaman Adem'in yaratılışından başlıyor falan. Dolayısıyla bu biraz doğru. Bunu bir türlü üzerinden atamıyorum. Çok konuştuğumdan, çok fazla ders verdiğimden. Bir de böyle insanlar böyle etraflıca olayları kavrasın, bilsinler, aydınlasınlar falan diye kısa kısa böyle cevaplardan ziyade böyle etraflıca ele alarak rahmetli Necmettin Erbakan'da da böyle bir huy vardı. O da öğretmen olduğu için kendisine bir soru sorduğunuz zaman Hazreti Adem'in yaratılışından başlardı. getirir cevabı da son bir dakikada verirdi. Bir saatlik bir cevabı. Neyse bu eleştirileri ben üzerime alıyorum. Doğru yani. Ben biraz kısa tutmam lazım. Biraz mevzuyu dağıtmamam lazım. Net kısa cevaplar vermem lazım. Direkt soruya odaklanmam lazım falan. Bu eleştiri ben sürekli kendime yapıyorum. Evet. Aylardır sorusunu soran bir izleyicimiz var. Onu şimdi soralım. Sormak nasip oldu. Alevi inancına sahip biri olarak kitaplarınızdan pek çoğunu aldım, okudum, okuyorum. Özellikle Yaşayan Kur'an. Sizden bir ricam, Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemin sosyoekonomik, kültürel, politik, ahlak, örf, adet ve geleneksel inançları hakkında bilgi verebilecek bir kitap tavsiye etmenizi önemle rica ediyorum. Elimde 12 tane de Kur'an-ı Kerim var ve sizin Kur'an-ı Kerim'inizi diye devam ediyor. Evet, şimdi ben şurada gördüğünüz gibi Öteki İslam Tarihi kitabı var. Öteki İslam Tarihi, bunun birinci cildi çıktı. Bu bizim tarih çalışmamızdır. Kişiler, fikirler ve metinler diye. Öteki İslam Tarihi, Şeyh Bedrettin'den günümüze kadar bu ciltte. Bu üçüncü cilt, üçten geriye doğru gidiyoruz. İkinci ve birinci cilt üzerinde çalışıyorum. Özellikle bu pandemi salgın döneminde epey bir yoğunlaştım. Ama bayağı yorucu bir şey. Sadece bir tane değil, benim 7-8 tane ayrı arşivim var, dosyalarım var. Yani film senaryolarından tutun da Kur'an-ı Kerim meal düzeltmelerine kadar, Öteki İslam Tarihi'nden diğer kitaplara kadar bir sürü dosya üzerinde aynı anda çalışıyorum. Böyle yazan çizen birisiyim zaten, benim işim bu, bunlarla uğraşmaktayım. Öteki İslam Tarihi'nin birinci ve ikinci cildinde dediğiniz şey biraz daha etraflıca olacak. Peygamber vefatından hemen sonra Fatıma ile başlıyor. Öteki İslam Tarihi, Fatıma'nın evi diye. Orada toplanıyor. İlk ötekileşme orada başlıyor. Oradan Ebu Zer ile, Ali ile devam ediyor. İşte Ebu Hanife ile, Ebu Müslüm Horasani'den, Karmatilerden, Hallacı Mansur'a kadar, İsmaililerden, Şeyh Bedrettinlerden, Babailere kadar. Öteki İslam Tarihi. Bildiğiniz, gördüğünüz İslam Tarihi değil. O açıdan kaynak toplamak da zor. Normal saltanatın İslam tarihini yazacak olsam kolay. Hazır saltanatın tarihçileri var. Alırsın onların yazdıklarını, döşersin. Kes kopyala, yapıştır yaparsın. Kaynak bulmakta zorlanıyoruz. Epey bir zorlamamız gerekiyor. Oralardaki kaynakları böyle elimizle, topluğuyla adeta toprağı deşe deşe ilerliyoruz. Onlarda biraz daha o dediğiniz şey olacak. Ama sadece benim yazdıklarımı beklemek durumunda değilsiniz. Başka kitaplar da var. Mesela Ali Şeriatî'nin Dinler Tarihi kitabı var. Onu okumalısınız. 3 cilttir Ali Şeriatî Dinler Tarihi. Genel dinler tarihini çok güzel anlatır. Aynı zamanda Muhammed Kimdir diye kitabı var Ali Şeriatî'nin. Ebu Zer diye kitabı var Ali Şeriatî'nin. Bunları mutlaka okumalısınız. Orada siyasal, sosyal ve politik analizler yapılıyor. Keza Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi diye bir kitabı var.
O da çok güzel bir İslam tarihidir. İki cilttir. Klasik bir kaynaktır. Fransızca yazılmıştır ve Fransızlara hitaben yazılmıştır. Modern insanın daha çok anlayacağı bir kitaptır. Peygamberi, Mekke'sini, Medine'sini, onun şartlarını aşama aşama siyasi, iktisadi, kültürel bakımlardan, ailevi, özel hayatından tutun da o coğrafyanın şartlarına kadar hepsini böyle bölümlere ayırarak anlatır. Muhammed Hamidullah, İslam peygamberi. Evinizde mutlaka bu kitabın olması gerekir. Ve peygamber dönemini bütün yönleriyle orada görebilirsiniz. Ama oradaki söylenen sözlerin hepsi doğrudur diye okumayın. Ne Ali Şeriat'ın kitabını, ne Muhammed Hamidullah'ın kitabını, ne de benim kitaplarımı. Burada anlatılan mutlak doğrulardır diye okuduğu zaman olmaz. Yani bazı yanlış rivayetler de aktarmış olabilir. Karşılaştıracaksınız. Yani genel olarak çoğu doğrudur ama nihayetinde insanız yani. Yanlış da yapabiliriz. Yani şimdilik bunları söylemiş olayım. Evet. Bir kadın eşiyle evinde başı açık namaz kılabilir mi? Kılabilir. Başını örtmek, dışarı çıkarken veya örtünmek dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. Nur suresinde ve Ahzab suresinde. Nur suresi 31, bir de Ahzab suresi, Ahzab suresi 5 olabilir. Bu iki yerde örtünmeyle ilgili ayet var. Başka bir yerde yok. Şimdi bu ikisinde ne deniyor? Biri de deniyor ki onlara söyle örtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Öbürüne diyor ki eşlerine söyle ve diğer müminin kadınlara söyle dışarı çıkarken üzerlerine örtülerini alsınlar. Başörtüsü demiyor direkt. Örtülerini üzerine alsınlar diyor. Humur örtü demektir. Cilbap örtü demektir. Nereyi örtsünler? Üzerlerine, omuzlarına, omuzlarına ve üzerlerine alsınlar diyor. Yani böyle büyük bir geniş bir bezi böyle omuzundan itibaren böyle sardığın zaman da başı açık olduğu halde o da örtü oluyor buna göre. Saçının teli göstermemek böyle başörtüsü takma nereden çıkıyor? Bu gelenektir, örftür. Orta Doğu, Arap ve çöl geleneğidir. İlla böyle başını sıkı sıkı örteceğin, saçının telini göstermeyeceğin diye bir şey yoktur. Ve Kur'an'ın esas mevzusu da bu yerdedir. Topu topu iki yerde geçiyor. Üçüncü bir yerde açmama ihtiyacı bile hissetmiyor. Müslüman kadınların başları açık da olabilir. Saçların telini göstermemek farzdır. Allah'ın emridir falan diye bir şey yoktur. Ha, başörtüsü mücadelesi bu nedir? Bu insan hakları mücadelesidir. Bir insan ben başımı örteceğim. Bunu Allah'ın emri olduğuna inanıyorum. Orada omuzu değil başı ört diyor diye anlayabilir mi? O anlayabilir. Ben şu anda öyle anlamıyorum. Ama öyle anlıyorsa ve bu kişi de haklarından mahrum ediliyorsa, bundan dolayı oradan buradan dışlanıyorsa onu da savunmak gerekir. Biz başörtüsünün Kur'an'da Allah'ın emri olduğunu söylemiyoruz. Ama başörtüsünü müdahale edildiği zaman savunuyoruz. Ben böyleyim şahsen. Ama başını örtenler şunu bilsinler ki saçının telini böyle saçı göstermemesine örtmek Allah'ın emri değildir. Allah'ın böyle bir emri yoktur. Allah'ın tesettür, örtünme diye bir emri vardır. Dışarı çıkarken üzerine örtüyü al. Omuzuna böyle şal örttüğün zaman da örtmüş oluyorsun. Palto giydiğin zaman da, manto giydiğin zaman da, entari giydiğin zaman da, şalvar giydiğin zaman da örtünmüş oluyorsun. Tayyör giydiğin zaman, elbise giydiğin zaman da örtünmüş oluyorsun. İnsanlar dışarıya üzerinde elbise alarak çıkarlar. Dünyanın hiçbir yerinde çıplak çalışan bir millet yoktur. Londra'da, Moskova'da, Paris'te, Kahire'de, Tahran'da, Çin'de, Mançurya'da, Meksika'da, Buenos Aires'te, New York'ta böyle çıplak vaziyette çarşılarda, pazarlarda dolanan, devlet dairelerinde oturan bir millet yoktur. Ormanda böyle önüne yaprak koyarak olduğumuz zamanlardaki gibi bütün yeryüzünde insanlar üzerine örtüler alarak dışarı çıkarlar. Kimi gömlek giyer, kimi tişört giyer, kimi pantolon giyer, kimi şalvar giyer. Bu bölgeye göre, şartlara göre değişiklik arz eder.
Orta Doğu bölgesinde ise insanlar dışarıya çıkarken üzerlerine örtü alırlar. Bu örtü de genellikle başı örter. Erkekler de başını örter. Çünkü sıcak var, çöl fırtınası var. Ondan korumak için coğrafi olarak oranın örtüsü böyle gelişmiş. Peygamber de onların içinden çıkmış. Bu kitap da onların içinde doğmuş. Dolayısıyla başı örtmek yöreseldir, coğrafidir, tarihseldir. Orta Doğu çöllerinin bir örtünme biçimidir. Mecburen erkekler bile başını örtüyor. Hala öyle. Suudi Arabistan'a bakın. Sıcaktan ve çölden insanlar başlarına beyaz bir örtü alıyorlar. Çünkü sıcak vurduğu zaman beyaz onu dışarı atıyor. Yoksa dışarıda gezemiyorsun böyle kel vaziyette. Bu da mutlaka böyle bir örtü alman gerekiyor. O çöl coğrafyasına, develerin coğrafyasına da yakışıyor. Öyle bir böyle sarıklı şeyli falan, böyle bir sürü allı pullu şeylerle dolanaraktan böyle bezleri dışarı çıkmak mecburiyetindesin çölden bu sıcaktan dolayı. Yani bu tarihsel olmuş oluyor, geleneksel olmuş oluyor. Allah'ın emri tesettürdür. Dışarı çıkarken bir şekilde örtünmektir. İlla saçları örteceksin diye bir şey yok. Ama biraz daha ileri giderim. Aslında Allah'ın asıl emri bu da değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki gerçek örtü takvadır diyor. Libasu takva. Libas elbise demektir. Dışarı çıkan üzerinize elbise alın diyor. Tamam aldık. Ama gerçek elbise takva elbisesidir diyor. Asıl elbise budur diyor. Ne demek takva elbisesi? Takva sakınmak demek. Neden sakınmak? Kur'an'ın en bel kemiği kavramlarından bir tanesi. Sakınmak. Neden sakınmak? Allah'ın kullarına ve yarattıklarına zarar vermekten sakınmak. Karıncayı ezmemek. Çiçeği koparmamak. İnsanların kalplerini kırmamak. İnsanlara kötü davranmamak. Kimseye zarar vermemek. Takva budur. Asıl diyor elbise budur. Bu elbiseyi üzerinize giyerseniz asıl elbiseyi giymiş olursunuz diyor. Elbisenin de gerçeğini bize burada bu şekilde açıklamış oluyor. Dolayısıyla bir kadın evinde başı açık olduğu halde namaz kılabilir. Çünkü Allah'a karşı örtünmüyor. Dışarı çıkarken örtüyü al diyor. Namaz kılarken değil. Bu nedir peki? Bu gelenektir. Gelenek. Yani üzerinde normal ev elbisesi neyse, yani tabii biraz böyle kendine çeki düzen vererek böyle temizlenerek falan, çünkü namaz kılma bir manevi bir haldir, bir ritüeldir, nusuktur. Huşu içinde olması için kendi nasıl hissediyorsa o şekilde başı açık bir şekilde duasını da edebilir, namazını da kılabilir, orucunu tutabilir. Kadınlar aybaşı hali olduğunda yemek yapamaz, camiye gidemez, namaz kılamaz, oruç tutamaz diye bir şey yoktur. Aybaşı halinde yapılması gereken tek şey Kur'an'da cinsel ilişkidir. Bunun dışında her şey yapmaları serbesttir. Herhangi bir yasak da yoktur. Kur'an-ı Kerim'de erkeklerin muhatap olup da kadınların sırf kadın olduğu için veya kadınlık hallerinden dolayı muhatap olmadıkları tek bir konu yoktur. Bak altını çiziyorum. Kur'an'da erkeklerin muhatap olup da hırsızlık, yolsuzluk, zulüm, yalan söylememek, dürüst davranmamak, ölçüyü tartıyı eğri tutmak, mal, servet biriktirmemek, paylaşmak, bölüşmek, vermek, infak etmek. Bunlar hepsi Kur'an'ın emirleridir. Bunlara erkekler muhatap ise, bunlardan herhangi birisine kadınların muhatap olmadığı bir tane konu gösterin bana. Neden dolayı? Kadın oldukları için. Hani akıllılar muhataptır. Ama deliler muhatap değildir. Çocuklar muhatap değildir. Aklı olanlara bunlar. Deliye hesap yoktur. Çocuğa da hesap yoktur. Kadına hesap yoktur diye bir şey yok. Kadın şunlardan şunlardan muaftır diye bir şey yok. Sırf kadın olduğu için bunlarla muhatap değildir diye bir şey yok. Erkekler neyle mükellefse, neyle muhatapsa kadınlar da onunla mükelleftir ve muhataptır. Çünkü erkek kadın Allah'ın önünde eşittir. Evet. Hocam bu devire göre, yani kapitalist sistemde bir işçi 5 vakit namazı sünneti
farzı kılmak çalışan bir insan için ağır geliyorsa ne yapmalı diye soruyor izleyicimiz. Şimdi birincisi, sünnet namazı diye bir şey yok. Farz namazı var. Önce farz kılınıyor, arkasından sünnet, arkasından son sünnet, arkasından zühr-i ahil falan diye bir sürü namazlar kılınır. Bunların hepsi fıkıh kitaplarında anlatılır. Sadece farz namazlarından insanlar mükelleftir. Müslüman inancına göre. Peygamberin kıldığı namazlarla insanlar mükellef değildir. O kendi kendine Allah'ın emrettiği namazı kılmış, geride fazlalıktan namazlar kılmış. Sen onları kılmak zorunda değilsin. Sen Allah'ın emrettiğini kılmak zorundasın. Peygamber gece gündüz fazla namaz kıldığı olmuş. Boş zamanında kalkmış, kılmış. Kuşluk vakti kılmış, akşama doğru kılmış, gece kılmış. Geceleyin saat 3'te kalkmış, namaza durmuş. Onları sen yapmak zorunda değilsin. Yani herkes yapmak zorunda değil. Allah'ın emrettiği salat sabah ve akşamdır. Salat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece sabah ve akşam için geçiyor. Öğle için, ikindi için, yatsı için geçmiyor. Sadece salat kelimesi. Akimus salah. Salatı ikame etmek. Gün doğarken salatı ikame et. Gün batarken hava karardığında salatı ikame et diyor. Salat kelimesi sadece sabah ve akşam geçiyor. Diğerlerinde salat kelimesi geçmiyor. Onun yerine hamd et. İşte güneş yükseldiğinde onu tesbih et. Karanlık bastırdığında onu an. Gecenin karanlığında kalkarak onu zikret diyor. Tesbih etmek, zikretmek, hamd etmek gibi kelimeler kullanılıyor burada. Dolayısıyla peygamber de Mekke'de sabah ve akşam namaz kılmıştır. Mekkeliler de zaten namaz kılmaktadırlar. Vardır yani bu Araplar arasında olan bir şeydir. Ebu Cehil bile namaz kılmaktadır. Ebu Sufyan, Ebu Lahab hepsi yere kapanmakta, secde etmekte, dua etmektedir. Bu o coğrafyanın bir töresidir, geleneğidir zaten. Peygamber ve ona inananlar da öyle başlamıştır. Mekke'de hiçbir namaz tartışması olmamıştır. Medine'de de olmamıştır. Namaz kaç vakittir? Namaz var mıdır, yok mudur? Niye namaz kılıyorsun? Niye namaz kılmıyorsunuz? Siz ne biçim insansınız falan diye. Niye para biriktiriyorsunuz? Yoksullara dağıtmıyorsunuz, zulmediyorsunuz. Kız çocuklarını diri diri gömüyorsunuz. Kadınları alıp satıyorsunuz. Köle sahiplerisiniz. Tarlaları, bağları, bahçeleri biriktiriyorsunuz diye peygamber hepsini suçlamıştır. Ama hiçbirisine namaz kılın, namaz kılmıyorsunuz, günahkarsınız falan dememiştir. Bunu abartan biziz. Daha doğrusu Emevi döneminden itibaren namaz abartılmıştır. Sosyal adalet bir kenara bırakılmış, namaz, oruç, haç, başörtüsü abartılarak dindarlığın göstergeleri haline getirilmiştir. Asıl dindarlık esasında bunlar değildir. Gerçek bir dindar kimdir? Gerçek bir dindar, 5 vakit namazı kaçırmayan, pazartesi, perşembe günleri oruç tutan, her yıl hacca giden, başını böyle sıkı sıkıya örten, hatta çarşafa bürünüp yüzünü hiç göstermeyen değildir. Dindarlık bu değildir. Ey millet! Kimdir peki? Alnının teriyle geçinendir. Bir. Şu alın teri var ya, alın teri bak. Böyle sileceksin. Şapır şapır dökülecek. Onunla yaşayacaksın. Onunla geçineceksin. Kul hakkı yemeyeceksin. Harama uçkur çözmeyeceksin. Haram parayla midene doldurmayacaksın. Bunlar hepimizin bildiği sözler. Halkın bildiği sözlerle Türkçe'ye deyim olarak, deyiş olarak geçmiş ifadelerle söylüyorum. Gırtlağından haram lokma geçirmemek. Harama uçkur çözmemek. Kul hakkı yememek. Asıl dindarlık budur. Bunu yapanlar gerçek dindarlardır. Gerisi fasafiso. Dindarlığın temeli erdem ve merhamettir. Erdem başkası için bir şey yapmak demektir. Merhamet insanlara, çevreye, herkes esirgeyerek, bağışlayarak bakmak demektir.
din, dil, mezhep, ırk ayrımı yapmadan 72 millet bir görmektir. Yunus Emre bir beytinde ne diyor? Biz kimseye kin gütmeyiz. 72 millet birdir bize. İçinde kin varsa sen dindar olamazsın. Nefretle bakıyorsan insanlara, gayrimüslimlere, bunlar cehennemde cahil cahil yanacak. Ben cennette çadırların içinde hurilerle, çektiğim salavatlar ve kıldığım namazlar karşılığı bana verilen hurilerle orada alem yapacağım. Ama onlar gavurlar, gayrimüslimler sırf Müslüman olmadıkları için, sırf senin dinine inanmadıkları için istediği kadar dürüst olsunlar, temiz olsunlar. İnançları farklı olduğu için cehennemin içinde böyle cahil cahil yanacaklar ve bu sonsuza kadar sürecek diyen bir adam dindar olamaz. Bir insanın kalbi bu kadar nefretle dolu olamaz. Düşünebiliyor musun? Kendisi orada hurilerle yatıyor. Öbür tarafta inanmayanlar cehennemde kaynar kazanların içinde cayır cayır hem de sonsuza kadar. Sonsuza kadar yanıyor ha yanıyor, yanıyor ha yanıyor. Bu da onların sesini duyuyor. Orada hurilerle fingirdeşmeye devam ediyor. Ya böyle bir adam dindar olabilir mi? Böyle bir Allah olabilir mi? Böyle bir cennet cehennem, böyle bir din olabilir mi? İnsanlık düşmanı. İnsanlık düşmanı bir din olamaz. Dindarlığın en temel özelliği merhamettir. Esirgemek, bağışlamaktır. O da neyi söylemeye gerektiriyor? Şunu söylemeye gerektiriyor. İyi olan herkes cennete girer. Dürüst olan herkes Allah'ın iyi kuludur. Yalan söylemeyen, kul hakkı yemeyen, haram yemeyen, İnsanlar Allah'ın iyi kullarıdır. Hristiyan olsa da mı? Evet. Yahudi olsa da mı? Evet. Zerdüşt olsa da mı? Evet. Çinli olsa, Hintli olsa da mı? Evet. Deist olsa, ateist olsa, agnostik olsa da mı? Evet. Evet. Bunların hepsi bu dünyada sizin koyduğunuz isimlerdir. Allah bunların hiçbirine bakmaz. Sen ateist misin? Sen deist misin? Sen Hristiyan mısın? Sana dünyada ne diyorlardı? Ya bunlar Allah katında geçersiz. Bunlar bizim birbirimize taktığımız isimler. Peki Allah neye bakar? İki şeye bakar. Kalbinize ve davranışlarınıza. Burada kin ve nefret taşıyanlar cennete giremez. Davranışları kötü olanlar cennete giremez. Burada sevgi merhamet doluysa, davranışlarınız da düzgünse, iyiyse, baştan aşağı dürüstse tamam. Bütün kapılar açılır. Ben böyle inanıyorum. Bu kitaptan öğrendiğim budur. Benim inandığım Allah böyledir. Ben böyle bir Allah'a inanıyorum. Öbürüne inanamam. Öyle bir şey yok zaten. Evet, şimdi işaretler gelmeye devam ediyor. Bitir artık kes diye. Vaktimiz bitti diye. Burada kesiyoruz. Sorular akmaya devam ediyor. Sevgili seyirciler, kesiyoruz. Evet, sorulara devam edeceğiz. Daha buradayız, merak etmeyin. Tekrar tekrar buraya geleceğiz, devam edeceğiz. Bugün sizlere savaşın, barışın, iyiliğin ve kötülüğün tabiatı üzerinde durmaya çalıştık. Konuyla ilgili ayetlerin çok önemli bölümlerini bizatihi okuyarak aktarmaya, yorumlamaya ve tefsir etmeye çalıştım. Ve gelen birkaç soruyu da bu şekilde dilim döndüğünce cevaplandırmaya çalıştım. Programımız burada sona eriyor. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buradayız. O zamana kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle, merhametle, şefkatle, esirgemeyle, bağışlamayla kalınız. Hoşça kalınız.